Geldik yeni tensimize. Present continuous tense. Bazı kaynaklarda present progressive olarak da geçiyor. Aslında en kolay zamanlardan biri. Neden? Konuşma anında gerçekleşen eylemleri anlatıyor. I am, you, we, they are, she, he, it, is ile kullanılıyor. Diğer emizardan farkı ne? Burada bir fiille kullanmak zorundasınız emizarı ve o fiil muhakkak ing almak zorunda. Mesela tablomuzda coming verilmiş. Olumsuz ve soru cümlelerinde ing takısını kaldırmıyoruz gördüğünüz gibi. Üç yapımızda da mutlaka ing bulunmak zorunda. Sizin burada yaptığınız genel hata ne? Boşluk bırakıyoruz. Mesela I diyoruz, boşluk bırakıyoruz. Parantez içinde go veriyoruz. I going diyorsunuz. Ama şunu unutmayın. ING'li fiiller başta emizar olmadan kullanılmaz. Tamam mı? Peki, now, right now, at present, at the moment, today, tonight, this week, these days gibi zaman zarfları şimdiki zamanda olduğumuzu gösterirdi. Buna ek olarak, bu sene çok fazla soru tipi olarak görmeyeceğiniz ama kaynaklarda gördüğünüzde ya da bir metin içinde geçtiğinde şaşırmamanız adına şöyle bir kural da veriyorum size. Türkçe'de kip kayması diye bir şey var çocuklar. Yarın Ankara'ya gidiyorum diyorsunuz. Aslında gideceğim demeniz gerekiyor ama oradaki yoreki şimdiki zaman olmasına rağmen gelecek zaman anlamıdır. Böyle bir şey gördünüz derslerinde. İşte bunun aynısı İngilizce'de de var. Yakın gelecekte planlanmış eylemler için de biz şimdiki zamanı kullanabiliyoruz. Böyle bir şey gördüğünüzde lütfen şaşırmayın. En önemlilerinden biri, geçen sene sonuna doğru emir cümlelerini görmüştük. Neydi emir cümleleri? Özne ile başlamayan, fiille başlayan ve fiile hiçbir ek aldırmayan cümleleri biz emir cümleleri diyoruz. Peki ben size diyorum ki emir cümlelerinden sonra şimdiki zaman gelir. Bunun mantığı nedir? Çünkü ben size şu anda emir veriyorum. Demek o şeyi şu anda yapmanızı istiyorum. Bu yüzden kuralımız budur. Emir cümlelerinden sonra mutlaka şimdiki zaman getiriyoruz.